O iki dersi bitirmiş olmanız lazımdı kıymetli hocalarım. Bakın şöyle yapmanız gerekiyor. Bir sonraki derse yani şu anda başlıyoruz inşallah mezhepler dersine. Biz bu mezhepler dersine başladığımızda sizin şu ana kadar anlatmış olduğumuz bütün dersleri tamamlamış olmanız gerekiyor. Yoksa üst üste üst üste yığılacak, kalacak. İftardan sonra ağırlık çökmüş. Çayınızı, kahvenizi alın gelin hocam. Kahve için, bol bol kahve için, çay için sizi ayakta tutacak, diri tutacak ne varsa onları tüketin benim gibi böyle tatlıya falan yüklenirseniz benim de uykum geliyor. Sizin de gelir. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun verdiği nimetlere. Elhamdülillah Yüce Mevlam. Evet. Bazı arkadaşlar büyük ihtimalle teraviye vesaire gittiler. Canlı olarak değil de daha sonra banttan izleyecekler gibi görünüyor. Biz başlayalım inşallah. Var mı söylemek istediğiniz bir şey ya da herhangi bir sorunuz? Yoksa devam ediyorum. Ben başlayacağız. Mezhepler tarihine giriş yapıyoruz e, çıktıyı hazırlayın demiştim. Notunuz yanınızda olsun. Ben biliyorsunuz sistemi artık öğrendiniz. Ben notumu buraya yazacağım. Yani kalemimle. Siz de çıktılarınızın üzerine not tutacaksınız. Ajandanıza da ajandalık notlar tutturacağım inşallah. Öyle bir süreç işleyeceğiz. Bakalım. Başlayalım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir <laughs> ve la tuansir. Rabbi bil hayr. Rabbi sadri ve yessirli emri. Rahlul min lisani ve ve fahmen ve bis Amin ve rabbil Hayırlı olsun inşallah. ÖSYM'nin soracağı bütün soruları doğru yapabilmek duasıyla derse başladık. Mezhepler tarihi. Şimdi mezhepler tarihinin tanımıyla başlayabiliriz. Neymiş mezhepler tarihi dediğimiz kavram bizim için ne anlam ifade ediyormuş? Dinin anlaşılması bakın anlaşılması ve algılanması ve hayata uygulanması ile alakalı görüşüyorum ve yaklaşım farklılıkların zamanla kurumsallaşmış hali demiş. Yani dini daha iyi anlayabilmemiz için fikir belirten kişilerin veya grupların görüşlerinin kurumsallaşmış haline mezhepler tarihi diyoruz. Siyasi ve itikadi mezhep olarak ayıracağız biz fıkhi mezhepler. Şu anda bizim konumuz değil fıkhın konusudur. Zaten Enes Hocam onu size anlatacak. Burada bazı kavramlar var. Bunları vermem gerekecek. İşte mezhep gibi, fırka gibi, fırka-i naciye gibi, ehli necat gibi, ee yine makala türü eserler gibi, el-milal ve nihal gibi kavramları ifade edeceğim, anlatmaya çalışacağım. Onlar üzerinde konuşacağız. Onu ifade edeyim. Mezhep nedir peki? Mezhep kelimesiyle baktığım zaman ortada bir dinin olması gerekiyor mezhebi tanımlayabilmem için. Yani bir dinin görüş, yorum ve anlayış farklılıkları sebebiyle ortaya çıkmış kollarından her birine mezhep deniyorum. Bir dinin bir dinin görüş yorum ve anlayış farklılıklarından anlayış farklılıklarından ortaya çıkan her bir kol mezhebi ifade ediyor. Basit bir tanım yapacak olursak bizim için budur mezhep dediğimiz şey. Bir dinin görüş, yorum ve anlayış farklılıklarından ortaya çıkan kollarından her birine mezhep diyoruz kıymetli hocalarım. Fırka dediğimizde ise bir gruptan bahsedeceğiz. Genellikle biz tabii ki itikadi anlatacağız şimdi fıkhı anlatmayacağız ama itikadi sebeplerden dolayı bu itikadi sebeplerin neler olduğunu ifade edeceğiz. Mesela büyük güne işleyenlerin durumu gibi ya da iman meselesi gibi. İtikadi sebeplerden dolayı ortaya çıkmış fikirler olması gerekiyor. Tabii ki sadece fikirler de yetmeyecek. Bu fikirler etrafında oluşan gruplardır. Fikirler ve bu fikirler etrafında oluşan gruplara fırka ifadesini kullanıyoruz. Fırka ya da firak ifadesi. Daha ziyade siyasi itikadi mezhepler için kullanılıyor fırka kavramı. Aklınızda bulunsun. Hemen buraya bir ayet iliştirmişiz kıymetli hocalarım. ÖSYM'nin en sevdiği şeylerden birisidir. Ayet olay bağlantısı. Ali İmran suresi 103. ayette Rahman bize şöyle buyuruyor. Hep birlikte Allah'ın imtine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın. Şimdi burada Ali İmran 103'te işte bu fırka kavramını ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde yer alan fırka-i naciye kavramını iyi bilmem gerekiyor. Burada Allah'ın ipi ne demektir? Ya da işte bölünüp parçalanmamak ne demektir? Veya tefrika kavramı benim için ne ifade ediyor? Tefrika dediğiniz ayrılıktır. Ayrılık. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Yani 73 farklı grup söz konusu. Bunlardan bir fırkası ehli necat. Şurayı çiziyorum bakın. Bir tanesi. Neden bir tanesinin üzerinde ehli necat ifadesini kullanıyor Peygamber Efendimiz? Ehli necat dediğim kavram nedir? Ehli necat ya da bir diğer adıyla fırkayı naciye kurtuluşa erecek fırka. Yani grup. Kurtuluşa eren grup fırkayı naciye veya ehli necat olarak ifade ediliyor. Bakın buradaki bir ifadesi bütün mezheplerin kendilerini dayandırdıkları şeylerin başında geliyor. Yani ehli sünnet de diyor ki biz biriz yani o peygamberin bahsettiği bir biziz diyor. Mutezile de biziz diyor. İşte Şia da biziz diyor. Farklı diğer mezhepler de kendilerinin kurtuluşa erecek bir fırka olduğunu ifade ediyor. Herkes kendini işte tevhid ehli, adalet ehli olarak ifade ediyor. Bunu ifade edelim, söyleyelim. Peki bu kurtuluşa erecek fırkanın özellikleri nelerdir? Peygamber Efendimiz böyle bir hadis buyurunca ashab diyor ki: "Ya Resulallah, o kurtulan fırka hangi fırka olacaktır?" Peygamberimiz de şöyle cevap veriyor. Benim sünnetimden şaşmayanlar kurtulacaklardır. Yani ehli sünnet ve cemaat mensupları. Tabi Şia bunu farklı algılıyor. Mutezile bunu farklı algılıyor. Mesela Şia diyor ki kurtuluşa erecek fırka işte Allah yolunda gidenler, peygambere uyanlar ve ehli beytten olanlar yani onun soyunu takip edenler olarak da kullanıyor. Bakın bu fırkayı naciye veya ehli necat kavramını bir e, tanım ile ya da birkaç kelime ile söyleyecek olursak seçilmiş fırkadır bu seçilmiş fırka ya da şuradaki ehli necat ifadesinden de anlayacağımız üzere kurtuluşa eren grup olarak da ifade edebiliriz. Hatta nevbah ve Abdülkahir Bağdadi'nin ki eşari mezhebi alimlerindendir Abdülkahir Bağdadi. Bu konuda yazmış oldukları kitaplar vardır. vardır. Nebahti'nin Firak-ı Şiası vardır. Yani içinde fırka kelimesinin geçtiği bir kitap olarak karşıma çıkıyor. Abdülkahir Bağdadi ki hatırlayın dinler tarihi yazıcılığı alanında ilk eser olarak da ifade etmiştik. El-Milel ve Nihal eserleri olarak da söylemiştik. Abdülkahir Bağdadi'nin eseri El Fark Beynel Firak. El Fark Beynel Firak olarak bunu ifade etmiştik. Şimdi şu ana kadar kelimeler ve mezhep kelimesi tanımı üzerinde konuştuk. Buraya kadar nasıl gidiyor? Var mı sıkıntı? Birkaç arkadaş daha gelmiş. herhangi bir problem yok. Anlaşılıyor ve güzel gidiyor. Anlamadığınız yer olursa lütfen yazın. Veya Nevbahti bir yazar. Eserinin adı da Firakuşşia. Anlamadığınız bir kelime ya da yazamadığınız bir yer ya da ekran görüntüsü alıyorsanız alamadığınız bir şey varsa hemen söyleyin orada duralım kıymetli hocalarım. Burada mezhep, fırka, fırakışı, tefrika kavramlarını ifade ettik. Şimdi fırkaların görüşlerini savunmak için kaleme alınmış eserlere makaleat türe eserler diyoruz. Makaleat türe eserlerde bu mezhepler tarihi yazıcılığı bu şekilde başlamıştır. Yani mezhepler tarihi yazıcılığının bu şekilde başladığını söyleyebiliriz. Yazıyorum hocam derken hala mı yazıyordunuz yoksa yazdınız mı Hatice hocam? Yazıyordum mu acaba? Tamam burasıydı. En azından buraya ekran alın hocam. Sonra bakarsanız biz devam edelim. Bir tık da yavaşlayarız. Sıkıntı yok. Şimdi mezhepler tarihi yazıcılığı alanında makala türe eserler söz konusudur. Bakın şuraya bir yıldız koyuyorum. Çünkü 12. sınıf 12. sınıf Dikap Din Kültürü Ahlak Bilgisi müfredatında Eşari'nin Makalatul İslamiyyin Eseri bizim de öğrencilere anlatmış olduğumuz bir eserdir. Bilginiz olsun çünkü ÖSYM e son zamanlarda böyle kelimeler, kavramlar veya kitaplar işte lise müfredatından alarak soruyor. Mesela en son Milli Savunma Üniversitesi sınavı yapıldı. Yani 12. sınıf öğrencilerin girmiş olduğu bir sınav. Orada bir soru vardı. Bir bilgi sorusu ve bu soru 10. sınıf müfredatında yazan bir konuydu. Ben size de ifade etmişimdir büyük ihtimalle. Öğrencilerime hep söylerim. Genç sahabiler ünitesi var. 12. 10. sınıfta 2. ünitede geçen sene Dikap ÖABT'ye oradan soru geldi. Bu sene Milli Savunma Üniversitesi sınavında oradan soru geldi. O yüzden buralardaki kavramları da ya da buradaki kitapları da buradaki isimleri de size vermek istiyorum. Lise müfredatında geçen kelimeler kavramlar bunlar. Bu sene mesela Milli Savunma Üniversitesi sınavında sorulan soru Darul Erkam ile alakalıydı. Geçen sene Dikap ÖABT'de sorulan soru Hülfül Fudule katılan peygamberimizin amcası sorusuydu. Bunlar ikisi de tabi orada peygamberimizin amcası geçmiyor ama Hülfül Fudul geçiyor en azından. İkisi de Dikap 10. sınıf müfredatından gelmişti. Yani din kültürü ahlak bilgisi dersi alan 10. sınıf öğrencilerinin görmüş olduğu e, müfredattan gelmişti. O yüzden ben bunlara önem veriyorum. Derslerimde de en azından direkt olarak orada geçenleri ifade etmek istiyorum. Kıymetli hocalarım. İşinize yarar. Bilginiz olsun. Dinler tarihini anlatırken Milal ve Nihal türü eserlerden bahsetmiştik. Milal dediğimiz millet kelimesinin çoğuludur. Millet kelimesinin çoğulu. Bazı yerleri kısaltıyorum bakın. Millet kelimesinin çoğulu olarak ifade edilir ve dinleri ifade eder ama İslam dışı dinleri ifade eder genelde. İslam dışı dinleri ifade eder. Nihal kelimesi ise fırka, mezhep olarak da kullanılır. Yani İslam dini içerisindeki fırka veya e, mezhepler için kullanılır. Aynı zamanda itikat, itikat veya inanç anlamına gelen nihle kelimesinin çoğuludur. Nihle kelimesinin çoğulu. Nihle kelimesi neydi? İtikat ya da inanç anlamına geliyordu. Bu bağlamda Şehristani'nin yazmış olduğu El Milel ve Nihal eseri bizim için Dinler tarihi ve mezhepler tarihi alanında önemli bir yere sahiptir. Şehristani'nin bu eseri hatta şöyle de söyleyebiliriz. Şehristani'nin bu eseri karşılaştırmalı dinler tarihi alanındaki ilk eserdir ve zirve noktayı oluşturmaktadır. Onu söyleyelim. Şehristani'nin bu eseri dinleri ve mezhepleri ise dinler tarihini mezhepler tarihi yazıcılığının zirve kitabı olarak karşımıza çıkmaktadır. Milel dediğim kavram onun eserinde hak dinleri, Nihal dediğim ise batıl dinleri e, ya da beşeri dinleri ifade eder. Onu da söylemiş olalım. Şimdi ajandalık not olarak yazabilirsiniz kıymetli hocalarım. Ajandalık not. Mezheplerin ortaya çıkış nedenleri soru olarak gelebilir bilginiz olsun. Ajandanıza yazınız lütfen. Mezheplerin ortaya çıkış sebepleri, siyasi, ekonomik, politik ya da işte diğer insan ürünü, nansların tabiatı ve benzeri bunları ifade edeceğiz. Bunlarda da özellikle ve özellikle politik sebepler mutlak surette çok iyi bilinmesi gereken sebepler ki mezhepler, ta, e, özür diliyorum, İslam tarihini anlatırken ifade etmiştim. Mezheplerin ortaya çıkış sebepleri ajandalık not olarak yazılsın lütfen. Bunu direkt bilgi olarak mı sorarlar hocam bilmiyorum ama sizden bunu yorumlamanız da istenebilir. Bakın yorumlamanız da istenebilir. Mezheplerin çıkış sebeplerinde yorumlama da istenilebilir. Yani